Evet, bugün 28 Şubat. 21 yıl önce yine 28 Şubat'ta Türk tarihine yeni bir literatür, darbe literatürü kazandı. Postmodern darbe dediler. İsmi lazım değil, bir paşa da dedi ki de biz balans ayarı yaptık dediler. Tabii binlerce mağduru, yüzlerce mahkumu ve halen cezaevinde yatan arkadaşlar var. Yanımızda avukatımız var, tabii davanın gönüllüsü. Sizi tanıyalım. Mehmet Ali Önal, Adana Mazlum Der Şube Başkanıyım. Mazlum Der bildiğiniz üzere 91 yılında haksızlara karşı mücadele eden bir sivil toplum örgütü, insan hakları üzerinde mücadele ediyor. 28 Şubat süreci en iyi yaşayan STK'lardan birisi Mazlum Der. O dönemde haksız yere işlerinden olan memurlar, atılan memurlar, subaylar, velhasıl kelam hakim, savcılar ve o dönemin mağdurlarını Mazlum Der hiçbir karşılık beklemeden hukuki mücadelesini verdi. Şu anda da hala hazırda 600'e yakın 28 Şubat sürecinin mağdurları var. Buna ilişkin malumumuz 1 Ocak'tan bu zamana kadar biz her hafta çarşamba günü gerek şubelerimizin olduğu yerlerde gerekse cezaevlerinde eylemler yapıyoruz. Amacımız ve gayemiz hükümete ve sivil otoriteye ve aynı zamanda siyasi parti mensuplarına 600'e yakın insanların hali hazırda 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde mahkum olduğunu duyurmaktır. Şimdi hani geçen gün bir yine hukuka bir terim kazandı. Yeniden yargılanma bir hakkı doğdu. Birçok müebbet alan arkadaşlar bile yeniden yargılandı. Beraat ettiler. Size böyle bir hak verilmedi mi? Şöyle söyleyeyim. Buradan birkaç gün önce bir haber ajansı da Mazlum Der Şubesi'ni ziyaret etmek kaydıyla o dönemde 21 yıldır cezaevinde yatan bir mahkum ailesini ziyaret etti ve bu konuda da haber yaptı. Şu anda mahkum olan şeylerin tek amacı ve talepleri şu: bizi tahliye etmesinler, bizi yeniden yargılasınlar. Amaç ve gayeleri bu. Çünkü o dönemin maalesef şu anda tutuklu olan hakim ve savcıları yargıladılar, mahkum ettiler haksız yere. Şu anda hala hazır müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezasına mahkum eden insanlar hala hazırda özgürlük bekliyor. Özgür taleplerinde tahliye amacı değil, sadece adil bir şekilde yargılanmasını istiyor. Malum biliyorsunuz yakın bir zamanda Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarında yargılanan, mahkum olan insanların yeniden yargılanma sürecine gidildi ve birçoğu bu anlamda beraat kararı aldı. Biz de diyoruz ki Balyoz'a ses çıkaranlar, onlara bu anlamda yeniden yargılama hakkı tanıyanlar 28 Şubat sürecinin mağdurlarına da hak versinler. Evet, şimdi güçlü bir iktidarımız var aşağı yukarı 16 yıldır görevde ve bu iktidara sahip yetkililerin birçoğu da 28 Şubat mağduru. Yani size böyle bu konuda bir destek alamıyor musunuz? Şimdi bu konuda genel merkezimiz bir çalışması var. Yaklaşık 2 aydır mahkum aileleriyle, dosyalarıyla, soruşma ve muhakeme aşamasındaki dosyaların delilleri toplama kaydıyla hukukçu arkadaşlarımıza tevdi ettiler. Hukukçu arkadaşlarımız bunun üzerine raporlar düzenlediler. Çok yakın bir zamanda biz gerek Adalet Bakanlığı'yla, gerek Başbakanlığa, gerek İnsan Hakları Komisyonu'na bu raporumuzu sunacağız. Ve inşallah umut ediyoruz ki sesi çıkmayan bu mahkumların bizim aracımızla sesleri mecliste çıkacak ve yeniden yargılama yol hakkı tanınacaktır. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, yanımızda 28 Şubat mağduru bir hanımefendi var. Sizi tanıyalım. Gülümser Özal. Nasıl bir mağduriyet yaşadınız? Ben nişanlandım. Nişanlım cezaevine girdi ve 14 yıldır nişanlıyız. Çıkmasını bekliyorum. Biz işte çıkınca evleneceğiz inşallah. Yani büyük bir zulüm aslında. Evet, büyük bir zulüm ve adil bir şekilde yargılanmadılar. FETÖ'nün işte savcıları, yargıçları onları yargıladı ve şu an halen de cezaevindeler. Biz adil bir yargılanma istiyoruz. İşte Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan adil bir şekilde onların tekrardan yeniden yargılanmalarını istiyoruz. Yani bu kadar 25 yıl cezaevindeler. Ben 14 yıl nişanlıyım ve 11 yıl öncesi de var. 25 yıldır cezaevinde ve hiçbir suçları yokken 28 Şubat'ın ardından 5 yılı var. Toplam 30 yıldı. 5 yıl daha bekleyeceğiz. İşte biz şu an yeniden yargılanma için buralara çıktık. İşte artık Cumhurbaşkanımız tekrardan bu işe el atınca yeniden yargılanmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka mağdur? Aynı kamera. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Evet. Değerli basın mensupları,
Sevgili fotoğraf attın ya. Değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün 28 Şubat. Bugün Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığı gün. 28 Şubat. Postmodern darbesinin 21. yıl dönümü. 28 Şubat tarihinde dünya insanlık tarihinin çok az şahit olduğu, inanan insanlara, Müslümanlara yönelik baskıların her türlüsünün yapıldığı tarih. O gün başörtülü olduğu için okullara alınmayan kız çocukları, ortaokullardan, liselerden, üniversitelerden elinden tutularak dayakla, zorbalıkla atılan kız çocuklarının mazlumiyetinin başlandığı gün. Kışlalarda namaz kılan komutanların sırf namaz kıldığı için atılmasının başlandığı gün. Yıllarca hizmet vermiş, onlarca madalya almış komutanların sırf eşleri kapalı diye ordudan atıldığı günün başladığı gün. Öğretmen, doktor, kamuda çalışan başörtülülerin çalışmasına müsaade edilmeyen gündür o gün. 28 Şubat tarihi bir kara gündü ve o 28 Şubat kararlarını alan insanlar bugün bu kararlar köprünün altından çok sular geçti. 28 Şubat kararlarının birçoğu ayaklarımızın altında şu anda. Birçok kazanım elde edildi. Bütün bunlara rağmen 28 Şubat'ı yapan aktörler geziyorlar. Şu anda 28 Şubat'tan dolayı içeride tutuklu tek bir kimse yok. Ne acıdır ki 28 Şubat'ın brifingli, andıçlı yargılarıyla cezaevine atılan 600 civarında mahkum halen cezaevinde. 21 yıl oldu. 21 yıldır bu insanlar yeniden yargılanmayı bekliyorlar. Adaleti bekliyorlar. Kendilerine yapılan zulmün ortadan kaldırılmasını bekliyorlar. Biz mazlum der olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesi için bir eylem başlattık. Ocak ayı itibariyle başlattığımız eylemin 8.'si. Ben 28 Şubat Zulmü Son Musun adlı basın açıklamasını okuyacağım. Arkasından Adana Şube Başkanımız Mehmet Ali Önal Bey 28 Şubat'la ilgili genel bir basın açıklaması yapacak. 28 Şubat Zulmü Son Musun. Ocak Vap mahpuslarının serbest bırakılması talebiyle başlattığımız basın açıklaması, eylem, etkinlik dizisinin 8. haftasında Ağrı'dan İstanbul'a şubelerimiz destekçi sivil toplum örgütleriyle beraber üyelerimiz ve gönüllerimizle alanlardayız. 28 Şubat brifingli yargı kararları iptal edilsin. 28 Şubat yeter artık. Bitmeyen 28 Şubat hayat çalmaya devam ediyor. 28 Şubat mahpusları serbest bırakılsın. 28 Şubat mahpuslarının özgürlük talebi hepimizin imtihanıdır. 28 Şubat ne zaman son bulacak? Orada kimse yok mu? Başlıklarıyla yaptığımız açıklamalarla, bu açıklamalar sırasında konuşan mahpus yakınlarının beyanlarıyla gerek sorunun boyutu, gerekse taleplerimiz dile getirilmiştir. 21 yıldır ertelenen bu sorunun hükümlüleri
siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları, yargı mensuplarının değişmesine rağmen 20-25 yılı aşkın sürelerdir cezaevinde tutulan darbe mağduru, Müslüman siyasi mahpuslar ve bunların aileleri en ağır şekilde cezalandırılmıştır ve bu cezalandırmalar devam etmektedir. 28 Şubat'ın hemen her çevrede darbe olarak adlandırıldığı, bir kısım 28 Şubatçı hakim ve savcıların ihraç ve tutuklamalarına rağmen yargılama muamelesi görmesi kabul edilemez. Çocukları babasız gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün siyasi hesapların, matematik hesapları alt üst edecek bir güce sahiptir. Bahse konu hak talebinin gereğini yerine getirmek açıktır ki başta yargı, hükümet ve Türkiye... Hoş geldiniz. 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan olağanüstü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında adalete, insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı olarak irticayla mücadele adı altında kararlar alınmış ve uygulaması için de hükümete dayatmalar yapılmıştır. Seçilmiş hükümetin başbakanı istifa ettirilmiş, kesintisiz 8 yıl eğitim oyunuyla Kur'an kursları, meslek liselerinin orta kısmı kapatılmış, kat sayı uygulaması ile üniversite sınavlarında ayrımcılık yapılmış, üniversitelere ikna odaları kurularak başörtülü öğrencilere fiziki ve psikolojik baskılar uygulanmıştır. İş adamlarının boyunlarına yeşil sermaye yaftası asılmış, Batı Çalışma Grubu tarafından kamu kuruluşları, askeri kurumlar kayıp liralarıdır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi, bugün karşı karşıya kaldığımız uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerinde hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hala var olduğunu göstermektedir. Mazlum Der Adana Şubesi olarak 28 Şubat'ın yıl dönümü münasebetiyle tüm sivil toplum kuruluşlarını ve halkımızı, milli iradeyi vesayet altına alabilecek tüm oluşum ve güç odakları karşısında birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Basın açıklamamız sona ermiştir.